Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri, bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Her zaman olduğu gibi herkesi ekranları başına davet ediyoruz. Evet, bugünkü konuğumuz imar, gayrimenkul, kentsel dönüşüm avukatı Sayın Cihat Demirbağ. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Merhaba. Bizler ve izleyicilerimiz öncelikle Sayın Cihat Demirbağ kimdir? Sizin dilinizden sizi tanımak istiyoruz. Estağfurullah. Adım Cihat Demirbağ, avukatım. Genel olarak da imar, gayrimenkul, kentsel dönüşüm ve kamulaştırma konularıyla ilgili iştigal ediyoruz. Ama tabii avukatlık her konuya bakmamız gerektiği yönünde bir algı oluştursa da şimdilik sektörde böyle bir çalışma alanı içerisinde hizmet vermekteyiz. Evet, bu konuda da uzmanlaşmış durumdasınız ve söz sahibisiniz. Mütevazi davranmayınız lütfen diyoruz. Estağfurullah. Evet, öncelikle kentsel dönüşümü konuşacağız bugün. Kentsel dönüşümü bir açıklayalım mı izleyicilerimize? Evet, ülkemizde 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkındaki kanunla birlikte mevzuatımıza girdi. Bir takım istisnalar da getirdi. Normalde 634 sayılı kat mülkiyeti kanunu çerçevesinde bir gayrimenkulün temel bütünlüğünü bozan bir konuyla ilgili karar almanız gerektiğinde 3'te 3 oy birliği gerekirken 6306 sayılı yasa bir oy çokluğu oranı getirdi 3'te 2 oranınca. Bu oy çokluğuyla birlikte hareket ederek afet riskinin azaltılması planlanıyor. Olsa da aslında ülkemizde bu hiç de böyle yürümüyor. Tamamen bir ticari algı haline geldi ne yazık ki. Afet riski kanunun adında da geçtiği gibi afet riski biraz ikincil planda kaldı. Böyle olmamasını umardık. Dolayısıyla pek ülkemizde kentsel dönüşümden bahsedebilir miyiz? Tartışılır, tartışacağız zaten. Ama daha çok yerinde yenileme diyebileceğimiz bir uygulamaya dönüştü. İnşallah zaman içerisinde kanun da olgunlaştıkça ortaya çıkan olumsuz tecrübeler değerlendirilip bunların çözümleri üzerinde çalışıldıkça bu olumsuzluklar giderilir diye ümit ediyorum. İnşallah diyoruz biz de. Öyleyse şu an soracağım soru aslında biraz havada kalacak. Çünkü kentsel dönüşüm amacına uygun şekilde yürüyor mu ülkemizde diyecektim. Değil ama yürümüyor diye de cevabınızı verebilirim. Yani soru da net, cevabı da net aslında. Uygulama açısından baktığımızda. Şimdi şöyle bir şey var. Tabii kentsel dönüşümün amacına uygun yürüdüğü bölgeler var. Kentsel dönüşüm şöyle bir avantaj sağladı aslına bakarsanız. Şehir merkezlerinde arsa üretme kabiliyeti sağladı. Şehir merkezlerinde hani imarın olduğu, gelişimin olgunlaştığı bir noktada pek arsa üretilemezken kat karşılığı işler sayesinde şehir merkezlerinde arsa geliştirme olanağı doğdu. Ama bir de bununla birlikte buna etki eden başka faktörler var. Siz nüfus yoğunluğunun yoğun olduğu bir yerde kentsel dönüşüme başladığınızda o bölgedeki yıkılan evlerin malikleri başka yerlere taşınmaya başlayınca bir de ülkemizde bir Suriye gerçeği var. Suriyeli mültecilerin ülkemize ciddi anlamda akın etmesi dolayısıyla kira rakamları inanılmaz seviyede yükseldi. Hı hı. Bu kira rakamlarının inanılmaz seviyede yükselmesi 4 kata kadar artan, 6 kata kadar artan bölgeler var. Lokasyona göre de değişiyor tabii bu. Bu yerler sayesinde normal yurdum insanı şehrin dış çeperlerine kaçmaya başladı. Bu da yatırım bölgelerini etkiledi. Artık İstanbul'daki yatırım bölgeleri de yer değişmeye başladı. İşte bu dış çeperdeki zaten altyapısı olmayan ya da az olan yerlerde toplu konut üretimleri başlayınca kentsel dönüşümün uygun ruhuna uygun işlerin üretildiği alanlar da oluşmaya başladı aslında. Evet. Yani adam İstanbul'un dış çeperinde Pendik, Tuzla, Kartal daha böyle dışarılara doğru alanlarda internet altyapısı bile çok daha iyi bir seviyedeyken bakıyorsunuz İstanbul'da Kadıköy'de belli bir yerde altyapı sorunları nedeniyle hızlı internet çekilememiş gibi böyle saçma durumlar olabiliyor. Çok daha eski bir yerleşkede bir takım hizmetler eksikken yepyeni bir hizmet
yerleşkede daha iyi altyapı hizmetleri sunulabiliniyor. Hani bu tarz durumlar da var. Hani böyle noktalarda kentsel dönüşüm amacına uygun da aslında yürüyor. Ama önemli olan eski yerleşkelerdeki afet riskini ortadan kaldırmaktır. O bizde pek afet riski olarak değil de nasıl buradan daha fazla gelir elde ederiz şeklinde bir algıya dönüştü. Bu malik açısından da böyle, müteahhit açısından da böyle, arsa geliştiriciler için de böyle, emlakçılar için de bu hale geldi. Evet, yani bir anlamda bu yasa rant haline dönüştü, doğru mu? Bunda bir mahsur yok. Rant demek kar demek. Kimse babasının hayrına gelip sizin evinizi yenilemez. Adamın para kazanması lazım. Ama bu durumun da suistimal edilmemesi lazım. Hı hı. Yani hem müteahhit tarafından suistimal edilmemesi lazım, hem de malikler açısından suistimal edilmemesi lazım. Yani rant olmasında bir mahsur yok. Rant ne zaman problem? Bu işleri yapacak olan, imarla ilgili, bakanlıkla ilgili işlemleri yapacak olan memurların komisyon karşılığı iş yapmaya başlaması noktasında rant o zaman tehlikeli oluyor. Yani devletin bu anlamda rüşvetle de veya bu tarz konuların önünde engel olan kamu memurlarıyla da ilgili biraz çalışması lazım. Kentsel dönüşümün önündeki büyük problemlerden biri de budur. Biraz açalım mı? Açalım, fark etmez yani. Öyleyse kentsel dönüşüm amacına uygun şekilde yürüyor mu sorusundan yola çıkarak açalım bunu. Amacına uygun şekilde yürümüyor. Yani afet evet. riskini kaldırma açısından İstanbul'da büyük faydaları yok. İstanbul hala aynı seviyede, aynı oranda bir afet riskiyle karşı karşıya. Burada yenilenme oranları elbette hani hiç yok dersek yalan olur. Yenilenen yerler var ama kentsel dönüşümün tek amacı, yani kanunda kentsel dönüşüm lafı geçmiyor zaten ama hani kentsel dönüşüm olarak halkın arasında, bizler arasında artık yaygınlaştı. Tek amacı afet riskinden kurtulmak değildir. Yani birazcık da insani şartlar altında yaşamak da bunun bir parçası. Evet. Madem burayı yıkıp yapıyoruz, kardeşim bunun asfaltını da yapalım, su deposunu da yapalım. Çünkü örnek veriyorum, emsal diye bir kavram vardır, duymuşsunuzdur. Evet. Emsal aslında nüfus demektir bir noktada. Hani o yerdeki hangi nüfus oranındaki insana, oradaki hangi kapalı alan miktarı verimli bir şekilde kullanılabilir. Hı hı. Bu bir ciddi bir teknik çalışma neticesinde elde edilir ve metrekare başına düşecek insan sayısı, o insanlara uyarlı şekilde o bölgeye sunulacak işte elektrik trafosu, su deposu, kanalizasyon altyapısı, her şey planlanır ve o yerle ilgili bir emsal oranı belirlenir. Bu emsal oranına uygun olarak da oraya altyapı hizmetleri gider. Ama şimdi ne yazık ki İstanbul'da bazı yerler var ki artık hani nüfus açısından, gece nüfusuyla gündüz nüfusu da farklı olduğu için ciddi problemlerle karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Bu konuda belediyeler de mağdur oluyor. Adamın belediyesi 400 bin nüfuslu görünürken gündüz nüfusu birdenbire 2 milyon oluyor. Ona göre de bütçeden faydalanması lazım. Hani belediyenin de zaman zaman çarkı çevirmekte zorlandığı anlar oluyor. Bu İstanbul'un karakteristik yapısı, bir metropol olması münasebetiyle doğal bir olay. Ama işte o yerlerdeki yoğunluktan dolayı o bölgelerdeki ticaret alanlarının değerleri de çok ciddi gelişimler gösteriyor. Hava paraları dönüyor, bilmem neler dönüyor derken böyle bir noktada siz dönüşüm yapamıyorsunuz. Dönüşüm yapamayınca oradaki risk hala devam ediyor. Bu anlamda da aslında amacına uygun bir gelişim göstermemiş oluyor kentsel dönüşüm. Evet. Ve ranta dönüştüğü noktada da açıklamayı yine sizden bekliyoruz. Büyük bir sıkıntı var demiştiniz. Yani şöyle, mesela İstanbul'daki ünlü caddelerde bazen %85'e 15 oranında paylaşımlar söz konusu oluyor. Yani %85'i mal sahipleri, %15'i müteahhitin gibi. İnanılmaz bir paylaşım adaletsizliği. Ama tabii o bölgedeki bir dairenin fiyatı 1,5 milyon dolar, 2 milyon dolar olan bir daireden dolayı adam bir daire yapıp bütün apartmanın parasını çıkartıyor gibi durumlar var. Ama şimdi oradaki rakamların yüksekliğinden dolayı da malikler de paylaşım oranlarını ona göre yüksek belirliyorlar. Bu öyle bir hale geldi ki doğudan kentsel dönüşüm var diye akın akın gelen müteahhitler cadde bölgesindeki belli oranları da alt üst ettiler. Sırf İstanbul'da bir referansım var, İstanbul'da ben de bir yer yaptım, İstanbul'da marka bir lokasyonda benim de ürettiğim bir inşaat var diyebilmek için bu paylaşım oranlarını alt üst eden
müteahhitler oldu. Şimdi bu iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Malikler için çok iyi bir şey. Ama siz müteahhitler ne kadar çalarsanız o da sizden o kadar çalar. Hani sonuçta bir rant diyorsunuz ya işte. Hani o rantı elde etmesi lazım. Hayır amaçlı yapmıyor, ticaret amaçlı yapıyor sonuçta bunu. Evet. Hani siz de bunu taşere etmediğinize göre, hani taşere ederseniz yaparsınız. Planı da, projeyi de, her şeyi de siz ortaya koyarsınız. Bu ortaya koyduğunuz şeyin neticesinde bir rakam çıkar, onun maliyeti çıkar. O maliyeti taşere ettiğiniz insana ödersiniz. O da size taşeronluk yapar. Ama müteahhitlik yapıyorsa, size bir taahhütte bulunarak, belli bir paylaşımın yapılması sayesinde siz arsa payınızı ona verip onun yaptığı beton harime binanın dairelerini satın almış oluyorsunuz. Para dönmüyor arada ama hani hisse takası dönmüş oluyor veya o size bağımsız bölümünü veriyor. Siz ona arsa payınızı veriyorsunuz. Bu şekilde bir mübadele söz konusu. Böyle bir noktada da o müteahhit kendine yaptığı binanın, size verdiği binanın ikisinin birden maliyetini çıkartması, üstelik bir de kar elde etmesi lazım. Bu kar ne kadar az olursa kapınızın kalitesi o kadar düşer, pencerenizin kalitesi o kadar düşer, altyapı sorunlarınız o kadar artar gibi de bir denklem var. Bunu iyi değerlendirmek lazım. Yoksa her gelene sırf adam referans üretmek için sizinle sözleşme yapıyorsa bunu da değerlendirmeniz lazım. Evet. Önemli bir nokta diyorsunuz. Peki, emlakçılık sektörünün kentsel dönüşüme etkilerinden biraz bahsedelim mi? Edelim. Emlakçılık sektörü ülkemizde olumsuz bir hal aldı. Çünkü işsizlerin işi haline döndü emlakçılık. Yani her işsiz kalan emlakçılığa sarıldı. Bir de tabii profesyonel anlamda emlakçılık markaları oluştu ülkemizde. Bu markaların da yaptıkları bir takım işte gayrimenkul danışmanlığı diye bir kavram üretildi. Emlakçı demiyoruz, kaba oluyor. Halbuki bu dünyada herkesin kimi ayakkabıcıdır, kimi hamaldır, kimi doktordur, kimi avukattır. Herkese bu toplumun içinde ihtiyaç var. Ama emlakçılık kavramını biraz daha böyle lüks bir söylem haline getirmek için gayrimenkul danışmanları çoğalmaya başladı. Şimdi emlakçılık böylesine bir hal alınca emlakçılığın etik değerleri de yozlaşmaya başladı. Adam sırf belli bir yeri bitirip oradan komisyon alabilmek için hunharca vatandaşı kentsel dönüşüme itmeye başladı. Vatandaş yeterli bilgiye haiz olmadan böyle bir işin içine itildiği zaman da ne yazık ki bu sefer bir takım handikaplar doğuyor. Emlakçılığın birkaç boyutu var. Bir alım-satım, kiralama ve gayrimenkul geliştirme. Alım-satım onun gerçek ruhunu oluştururken gayrimenkul geliştirme işi biraz yatırım istiyor. Tabii yatırım istediği zaman emlakçı cebinden para harcayamıyorsa bu sefer gidip belli bir müteahhiti sponsor alarak belli bir alanı geliştirmeye çalışıyor. Öyle olunca da o müteahhitin direktifleri çerçevesinde projeyi geliştirmeye başlıyor. Bu da sizi hiç istemediğiniz şekilde böyle birdenbire bakıyorsunuz ki bir müteahhit önünüze bir sözleşme koydu. Hani siz ne oluyor, ne bitiyor derken o konuyla ilgili aydınlatılmaya çalışırken efendim evinizin yıkım kararı geliyor, bilmem ne oluyor falan derken bir şeylere imza atarken kendinizi bulabiliyorsunuz. İşte bu noktada zarar da vermiş olabiliyor emlakçılar. Çünkü ya gayrimenkulü kendin geliştir, onu maliklerin haklarını koruyarak belli bir seviyeye getir, onu ihaleye çıkar. En yüksek oranı al, onu da en makul seviyede yani onu yapabilitesi olan bir firmaya vermek suretiyle sağla. Yoksa doğrudan sponsor bir firmayı alıp emlakçılar sürecin içine dahil oldukları zaman hem kendileri güven kaybediyorlar hem de vatandaşı hiç istemedikleri durumların içine itmiş olabiliyorlar. Bu anlamda olumsuz etkileri de var ama bir yandan da insan ömrü çok sınırlı. Bu sınırlı ömrün içinde daha insani seviyede yaşamak, daha müreffeh bir hayat yaşamak için de bir an evvel yeriniz yıkılsa da daha güvenli bir inşaat yapılsa, içinde yaşasanız bu iyidir. Hani bu itmeyi yaptıkları için belki yaşam kalitenizi arttırma yönünden de faydaları olabilir. Olaya böyle de bakabilirsiniz. Böyle de değerlendirilebilir diyorsunuz. Bir de kentsel dönüşümde 1/3'deki maliklerin her zaman kötü niyetli olduğu konusunda söylemler var. Doğru mu? Ben öyle düşünmüyorum. Şöyle ki
Şimdi 3'te 1'de kalıp yani muhalif gruplar olarak söylenen bu insanların hepsi kötü niyetli değil. İnanın çok azı kötü niyetli. Şimdi bazen o kişinin bir hukuki problemi olabiliyor. Ve o onun hukuki problemini çözerken ki ülkemizdeki hukuk süreçleri uzun olduğu için adamcağız dahil olamayabiliyor. Örneğin vasi kararı çıkması gerekiyor. Ama son merhalede buna böyle bir durum gerçekleştiği zaman o adamcağız imza atacak atamıyor. Valisleri var veya işte ona kim vesayet makamı olarak iştirak edecek bilmiyoruz. Bu sefer onu bekleme süreci doğabiliyor. Bazen bunu çok pratik çözme imkanları varken vatandaş korkuyla gidiyor bir avukata. Bir de süreci bilmeyen bir avukatsa eğer uzun vadeli yöntemleri değerlendirerek bir iş yaptıklarında o kişi sanki muhalifmiş gibi görünüyor. Böyle bir şey yok aslında. Bazen asıl isteyen kişi o oluyor ama ne yazık ki hukuki durumlar neticesinde ilerleyemeyebiliyor. Veya adam çok cahil olabiliyor. Cahil de demeyelim, doğru kelime değil. Adam üniversite mezunu cahil ama hiç okul okumamış, çok kültürlü insanlarla da karşılaşıyoruz buranın içerisinde. Kentsel dönüşüm hakkında bilgisi yok. Ve utanıyor sormaya. Yani emsal nedir demeye utandığı için sürekli kafasının bir tarafında ön yargılarla müteahhiti veya emlak geliştiren kişi veya danışmanların ön yargılarla dinlediği için çekimser duruyor. Bu tarz insanları doğru bir şekilde aydınlatırsanız o da buna inanır, bir fikri olgunluğa erişirse konu hakkında dahil olacak. Ama birdenbire hiç açıklamadan müteahhitin birisi geliveriyor. Sizin bir dairenizi önce parmağını sonra kolunu sokuyor, sonra gövdesini sokuyor, sistemin içine giriyor. En son bir bakıyorsun ki sen kalmışsın, seni bir takım durumların içine itebiliyor. Böyle bir durumda malik ister istemez kendisini kabuğuna çekiyor. Ne oldu bu? Benim hissemin ne kadarını haklı aldı, ne kadarını haksız aldı? İmari haklarımızı orantılı bir şekilde paylaştık mı, paylaşmadık mı diye kaygıları doğabiliyor bu maliklerin. Dolayısıyla kendilerini kapatıyorlar. Bunun dışında müteahhitin kötü niyetli olduğu haller de var. Veyahut kendisi gerçekten kötü niyetli olup diğer maliklerden daha fazla bir oran almak isteyen malikler de doğabiliyor. Veyahut tamamen duygusal sebepler olup, lan zaten gelmişim 80 yaşına, bırak çocukluk anılarım var benim burada, ben öleyim ne haliniz varsa görün diyen insanlar da var. Şimdi o insan kötü niyetli midir, değil midir, bu da tartışılır. Yani sen çocukluk anılarını yaşa diye biz depremde ölelim mi? Hani böyle de bir soru sorulabilir. Ya adam ömrünün son deminde birkaç yıl daha bekleyelim falan diyordu ama 100 yaşına kadar yaşayıp yaşamayacağının da bir garantisi yok. Hani buradaki bu kötü niyet meselesi tartışılabilir. Evet. Her zaman kötü niyetli olduklarını düşünmüyorum. Evet. Ama tüm bunların dışında İstanbul'un şekline ve yatırım bölgelerine etkilerini bir kez daha detaylı bize açıklamanızı rica ediyoruz. Estağfurullah. Şöyle, kentsel dönüşüm tabii az önce konumuzun içinde geçti, Suriyeli göçmenler ve kentsel dönüşümden dolayı evlerine en yakın yerde ikamet etme arzusunda olan insanlar sayesinde inanılmaz derecede kira fiyatları etkilendi. Bu kira fiyatlarının etkilenmesinden dolayı gerçek yurdum insanı İstanbul'un dış cepherlerine kaçmaya başladı. Bu Pendik, Tuzla, Kartal, Beylikdüzü, yukarı aşağı her tarafta böyle bir açılım gerçekleşti. Tabii bu bölgelerdeki gayrimenkul fiyatları da, satış fiyatları da çok makul seviyede olunca bu sefer memur kitle, ya ben burada bu kadar kira ödeyeceğime gidip oradan bir ev alayım, o evin kredisini kira gibi ödeyeyim, hem evim olsun demeye başladı. Bundan dolayı bu bölgelerdeki satış hızları arttı. Tabii bu bölgelerdeki bu satış hızına kıyasla kira oranları da hızla artmaya başlayınca yatırımcı olan kişiler de var. Yani parasını verip daire alıp dairesini kıymetlenip kıymetlenmiş daireyi satmak isteyen veya alayım satmayayım orada yatırım olarak kalsın diyen veya ben inşaatçıyım gideyim orada yapayım hızlı bir satış döngüsüyle süreçleri yöneteyim diye düşünen yatırımcılar bu dış çembere doğru kaymaya başladı. Ve yurdumuzun gerçek yüzünü oluşturan o orta seviyedeki insanların da çoğu buralara
kaymaya başlayınca bu AVM'lerin dağılımını, bu pazarların dağılımını, bu marketlerin dağılımını da etkilemeye başladı ve İstanbul'da uzun zamandır lan bir daha da bizim buraya bir değerleme olmaz, yıllarca burada bekleriz diye düşünen insanların yerleri birdenbire çok kıymetli hale geldi. Onlara da piyango vurmuş oldu. Evet. Yani kentsel dönüşüm İstanbul'daki yatırım bölgelerini ciddi anlamda etkiledi. Evet. Vermiş olduğunuz bu kıymetli bilgiler için, bu keyifli sohbet için çok teşekkür ediyoruz. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz programımıza. Sağ olun. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, imar, gayrimenkul ve kentsel dönüşüm avukatı Sayın Cihat Demirbağ konuğumuz oldu. Hoşçakalın.